Ağustos Cumartesi'nin gündemiyle karşınızdayız. Dış politikada çok önemli detayların ortaya çıktığı bir gün geçirdik aslında. Doğu Akdeniz'deki gerginlik hali hazırda devam ediyor. Sismik araştırmalar yapan Oruç Reis'i Türk donanması koruyordu. Donanmamıza hava kuvvetleri de katıldı. F-16'lar Oruç Reis'in çevresinde kuş uçurtmuyor. Her birini aktaracağız ama ATV Ana Haber'e Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Güneysu'ya akşam saatlerinde geldi. Aracını durdurdu, hemşerileriyle ayaküstü hasret giderdi. Geceyi Merkez Mahallesi'ndeki konutunda geçiren Erdoğan'ın Rize programı yoğundu. Yola çıkmak üzereydi. İlçe sakinlerinden birinin mektup uzattığını fark edince aracını durdurdu. Mektubu aldı, cebine koydu. Kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Sosyal mesafeye dikkat edelim lütfen. Sosyal mesafeye dikkat edelim. İstirham ediyoruz tüm saygılar hemşehrilerimizden. Ardından tek tek talepleri dinledi, danışmanlarına talimat verdi. Cumhurbaşkanım sen de hiç mi diyor bunlardan değil? Sen yardım et bana. Ah, üç tane oğlum var, okutmayı istiyorum, en küçüğü bu. Kendisini bekleyen otobüse bindi, Rize'ye doğru giderken çocuklara oyuncak dağıttı. Rize merkezde ise toplu açılış törenine katıldı. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermiyor. Milletimiz hizmete bakıyor. Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Kimin ne dediğine değil, milletimizin gösterdiği istikamete göre yolumuza devam edeceğiz dedi ve ekledi. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Kendi ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise hiç kusura bakmasınlar. Asla izin vermeyeceğiz.